Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bir Merkez Bankası günü daha beraberiz. E, Merkez Bankası'nın bugünkü kararı e, merakla beklenen bir karar. Acaba Merkez Bankası bir faiz indirimi yapacak mı? Yoksa Merkez Bankası faizleri sabit mi bırakacak? Temel görüş bu. E, bu faiz indirimi konusu durup dururken nereden çıktı derseniz, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir televizyon konuşmasında vermiş olduğu e, mülakat sonucunda e, söylediği özellikle Ağustos ayında enflasyonun tepe noktasının görüleceği ve faizlerin hızla indirilmesi gerektiği yolundaki söylemi e, aslında piyasanın bir kısmını bu toplantıda Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapabileceği yönünde bir beklentiye sokmuş olabilir. Dolayısıyla temel e, as, görüş genel itibariyle... yani orta noktaya baktığımızda bir faiz indirimi yapılmayacağı yönünde ama e, gene de merkez bankası bir faiz indirimi yapabilir mi yapabilir bunu da elimizde bir, bir veri olarak tutuyoruz çünkü e, buradaki dediğim gibi temel hareket noktası e, aslında geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanının e, bir televizyon konuşmasındaki söylemi şimdi buna geleceğim ama bu hafta e, önemli veriler var hem içeride hem dışarıda önce dışarıdan başlayayım e, neden dışarıdan başlıyorsunuz dediğinde, dediğinizde de e şunu söylemek istiyorum. Amerika'nın enflasyon verileri çok önemli olarak bekleniyordu. Bizim Merkez Bankamızın karar alacağı tarihten bir gün önce açıklanacak olması da bizim açımızdan önümüzü görmek anlamında önemli oldu. Şimdi Amerika'nın yıllık enflasyonu e, Temmuz ayında %5.4 geldi. Oldukça yüksek. Hala aylık bazda enflasyon artmaya devam ediyor Amerika'da. Ama aylık bazda Haziran ayında %0.9'luk artış bu ay Temmuz ayında %0.5'lik bir artışa inmiş durumda. Yani burada da keskin bir düşüş var. E, gıda fiyatlarına baktığımızda onlar da e, %3.4 yıllık bir gıda fiyat artışına ulaşmış durumdalar. İşte içerideki, ülke içindeki gıda fiyat artışları 2.6, ithal gıda fiyat artışları 4.6 olarak gelmiş. Enerji fiyatlarına falan baktığımızda e, bunlarda da yükselişler söz konusu. Ama bütün e, enerji dışı baktığımızda yani gıda ve enerji dışı, Enflasyon %4.3 olarak gözüküyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bir kere e, merkez bankası e, cılığı anlamında merkez bankalarının öngörüleri çok önemli. Bunları her zaman söylüyorum. FED e, bu anlamda şunu söylüyordu piyasalara. Diyordu ki evet enflasyon yüksek olarak seyredecek. E, uzun bir müddet belki yüksek seyredecek. Ama e, Amerika'nın hedeflediği %2'lik enflasyon ortalama %2'lik enflasyona ulaşacağız. Dolayısıyla bu enflasyondaki fiyat artışlar geçici ve daha sonra burada düşüşler göreceksiniz. Şimdi gelen bu veri Fed'in aslında piyasanın bir kısmının ya fiyat artışları oluyor ama Fed bunların farkında değil. Bu kalıcı bir enflasyona doğru gidiyor Amerika ama Fed bunu umursamıyor gibi yaklaşımını çürüten bir veri olarak karşımıza geldi. Şimdi tabii ki tek aylık veriyle bunu konuşmak doğru değil. Önümüzdeki Ağustos verisine de bakmak lazım ama bu ay itibariyle en azından Fed'in söyledikleri, evet yüksek bir enflasyon uzun müddet devam edecek ama yavaş yavaş düşmeye başladığı bir süreci göreceğiz söyleminin doğru olduğunu bize gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. İşte Amerikan e, dolarının takip ettiğimiz e, gelişmiş altı ülke parasına karşı dolar endeksi olarak adlandırdığımız endeksin e, o sert yükselişinin törpülendiği dolar endeksinde küçük de olsa bir geri çekilmenin olduğu, piyasaların bu anlamda rahatladığı, borsalar açısından baktığımızda dün gelen bu veriyle beraber Amerikan borsalarında rekorların görüldüğü bir günü tekrardan geride bıraktık. Dolayısıyla bu süreç Fed'in genel itibariyle ekonomiye hakim olduğu, gelecek yönlü perspektifinin çalıştığı imajını verdi ve bu da piyasaları rahatlattı. Amerika açısından baktığımızda iki konu var. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü birazdan Bizim merkez bankamıza bağlayacağım. Biri tapering dediğimiz varlık alım programı her ay biliyorsunuz 120 milyar dolarlık tahvil alım programına devam ediyor. Bunu ne zaman azaltacak ve bu azaltım e, acaba hangi oranlarda olacak? Şu anda bunu tam olarak bilemiyoruz ama özellikle bölgesel Fed başkanlarının konuşmalarından ve gene Fed'in e, vermiş olduğu sinyallerden bunun tahmini olarak Ekim ya da Kasım gibi başlayabileceğini öngörebiliyoruz. E, buna ilişkin Bence çok daha net verileri Jackson Hole toplantısında elde edeceğiz diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz. Orada da size toplantıdaki notları anbean an anlatmaya çalışacağım. Bunun haricinde ikinci bir konu faiz arttırımının Amerika'da ne zaman gerçekleşeceği konusu. Bunun için çok aceleci olmayacaklar. Piyasaların rahatlaması bu gelen enflasyon verisiyle oradan gözüküyor. Gene kendileri daha evvelki yapmış oldukları tahminlerde 2022'nin yıl sonu itibariyle bir faiz arttırımı olabileceğini 2023'te iki faiz arttırımı gelebileceğini öngörmüşlerdi. Ee, ama analistler diyorlardı ki eğer enflasyon böyle yüksek seyrelirse, Fed'in daha önceki belirlemiş olduğu yıl sonu gibi faiz arttırımının çok daha önce olabileceği bir ikinci çeyrekte bunun olabileceği e, yönünde bir genel görüş vardı. E, şimdi bu net bir şekilde eğer böyle devam ederse Fed'in öngördüğü gibi gene gözüküyor ki. En erken üçüncü çeyrek veya Fed'in daha önce öngördüğü gibi dördüncü çeyrekte bir faiz arttırımı gelebilir. Bu da aslında gelişen ülkelerin elini rahatlatabilir. Şimdi bu veri elimizde dursun. Şimdi biz içeriye döndüğümüzde içeride enteresan bir veriyle karşılaştık. O da TÜİK'in açıklamış olduğu işsizlik rakamları. Şimdi işsizlik oranı nedir sevgili arkadaşlar? İşsizlik oranı işsiz sayısının işgücü sayısına bölünmesiyle elde edilen bir veridir Şimdi burada iki şeyi elde tutalım. Bir işsiz sayısı, ikincisi iş gücü sayısı pay ve payda olarak. Diğeri konu Haziran ayında açılmaların en yoğun olduğu aydı. Yani açılmalar çok yoğun olduğu için iş gücü talebinde çok ciddi bir şekilde patlama olduğunu birçok yerden duyduk. Yani özellikle hizmetler sektöründe yoğun bir iş gücü talebi vardı. Sanayide zaten daha evvelden devam eden bir iş gücü talebi Belki bu ayda da devam edebilir diye öngörülüyordu. Bir işsizlikte düşüş bekleniyordu ama bu kadar sert bir düşüş beklenmiyordu. Şimdi bu nereden oldu, nasıl geldi, nasıl karşımıza çıktı diye baktığımızda enteresan şeyler var. Mesela iş, e, işsiz sayısı böyle iş gücü. Yani e, bu buradan e, temel nokta olarak hareket ettiğimizde neyi buluyorduk? İşsizlik oranını buluyoruz. Şimdi işsiz sayımız e, 823 bin azalmış. Bu güzel Haziran ayı verisi. Peki iş gücü normal şartlarda e, iş gücünün artmasını beklersiniz değil mi? Yani bu kadar yoğun bir işe alımın olduğu bir dönemde iş gücünün artması. Yo, o da düşmüş. O da 222 bin düşmüş. Şimdi kafalardaki soru işareti bu. Bu sert düşüş meydana gelirken nasıl olur, oluyor da bir önceki aya göre iş gücü azalıyor. Yani insanlar iş aramaktan falan vazgeçiyorlar. Neden? Neden vazgeçsinler? Diğer bir konu özellikle iş gücüne katılma oranı. Şimdi normal şartlarda bu kadar pandeminin etkisinin bittiği ve yoğun iş talebinin olduğu bir dönemde iş gücüne katılmanın da artması beklenir. Oysa burada da bir enteresan durum var. Bir önceki aya göre iş gücüne katılım düşmüş. Yani 0.5'lik bir düşüş var ve iş gücüne katılma oranı 50.2'lerde kalmış. Şimdi daha enteresanlarına girmeyeceğim çünkü esas konum bu değil ama mesela bunu söylemeden de geçemeyeceğim. Şimdi sektörel bazda istihdamın dağılımına baktığımızda enteresan veriler var. Mesela tarıma baktığımızda tarıma 163 bin kişi iş gücüne katılım göstermiş, istihdam sağlanmış. E, tarımda bunun 159 bini kadın, 163 binin sadece 4 bin kişi tarımda erkek olarak istihdama katılmış. Yani 159 bin kadın, 4 bin erkek. Yani bu acayip bir rakam. Mesela inşaat sektöründe toplam istihdama katılım 8 bin. E, oysa tarımda mesela bu yaz dönemlerinde, haziran, temmuz, ağustos gibi dönemlerde e, katılımın çok daha yüksek olmasını bekleriz. E, ama burada kadın ve erkek arasındaki anormal farkın neden olduğunu bir açıklama gerekiyor. Yani ben e, bu rakamlar açıklandığında çok sevindim. İstihdam, işsizlik oranı %10.4'e düşmüş. İstihdam oranı 45.9. Çok müthiş bir şey. Bir önceki yılla kıyasladığımızda acayip rakamlar falan. Ama ...baktığınızda alt verilerden gördüğümüzde bu rakamların detaylarına indiğinizde... ...çok açıklanmaya ve izah edilmeye muhtaç olan veriler var. O nedenle bunların da açıklanması gerekiyor. Şimdi bunu niye söyledim? Şu, şu nedenle. Şimdi bizim Merkez Bankamız neye bakacak? Diyecek ki büyümeye bakacağım. Evet büyüme çok anormal bir büyümeyle karşı karşıya kalacağız. He, hele özellikle ikinci çeyrek büyümesi müthiş gelecek... Çünkü e, özellikle baz etkisinin yoğun olarak hissedileceği bir yıldayız. E, yıl sonu itibariyle belki %7,5-%8'ler civarında bir büyümeyle Türkiye büyü büyüyecek. Diğer taraftan e, istihdam da müthiş gidiyor. Yani böyle baktığınızda e, acayip işsizlik oranları çok düşmüş. E, o zaman bir faiz indirimi konusu e, çok da fazla gündeme gelebilecek gibi durmuyor. Yani e, faiz indirimini düşünmeden bile hem büyümeyi sağlayabiliyoruz, hem istihdamı sağlayabiliyoruz, işsizlik oranlarını düşürüyoruz. Dolayısıyla burada bir faiz indirimine gerek olmayabilecek olan bir süreçten geçiyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ama netice itibariyle Merkez Bankası bir faiz indirimi konusunu her zaman gündemde tutuyor. O nedenle bugünkü toplantı önemli. Bugünkü toplantıda ben herhangi bir faiz indirimi falan yapılacağını düşünmüyorum. Böyle bir düşüncem hiç ortada yok. Ama benim bugünkü toplantıda en azından... Ee, önümüzdeki aylara ilişkin merkez bankasının düşüncesinin ne olabileceği ya da merkez bankasının acaba e, bir ek sıkılaştırma gerektiği durumda yani faiz arttırımı gerekirse bunu yapıp yapamayacağı yönünde metne birkaç ifade eklemesinin doğru olabileceğini düşünüyorum. Bunu takip edeceğiz. Yani bugünkü beklentimiz bir faiz oranı indirimi ya da faiz oranlarının arttırımı konusu değil. Acaba metne merkez bankası ne ekleyecek? Bu metin üzerinden nasıl hareket edecek? Bunun beklentisi. Şimdi faiz indirimi Merkez Bankası'nın gündemine gelecek mi? Mutlaka ki gelecek. Yani ben bunu uzun zamandan beri söylüyorum. Çünkü Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliği normal şartlarda neden olsun? Önceki Merkez Bankası Başkanı oldukça başarılıydı. Piyasalar kendine güveniyordu. Piyasalar kendine inanılmaz bir kredi tanımıştı. Bugünkü şu anda bizi koruyan önden yüklemeli faiz artışını yapmıştı o zaman neden? Yani bunun tabii ki açıklanması yapılmadığı için kafamızda birçok senaryo oluşturduk. Ama geldiğimiz noktada Merkez Bankası Başkanı değişiklikten, değişikliğinden sonraki beklenti bir faiz indirimi sürecinin ne zaman gerçekleşeceği konusu. Şimdi burada Ağustos ayında olabilir mi bu? Bana kalırsa olamaz. Neden olamaz? Çünkü Türkiye'nin enflasyon verilerine baktığımız zaman böyle Amerika'daki gibi e, geçici bir enflasyonu burada göremiyoruz. Daha çok kalıcı bir enflasyonla karşı karşıyayız ve enflasyon aydan aya artıyor. Üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçiş korkunç. Bunu geçen bütün videolarımda da hepsinde de söyledim. Şimdi hal böyleyken e, Ağustos ayı enflasyon rakamları ve işte Eylül ayı gelecek rakamlar muhtemelen daha yüksek rakamlar olacakken Merkez Bankası'nın bir söylemi var. Diyor ki ben enflasyondan daha fazla bir reel getiriyi vereceğim. Eğer enflasyon 18.95 ise ve reel getiri de 19 ise 0.05'lik bir fark veriyor. Ama Ağustos ayı enflasyon ve Eylül ayı enflasyon rakamlarıyla beraber bu yukarıya çıktığında acaba bu farkı Merkez Bankası verebilecek mi? Ya da e, enflasyon bir anda pat diye düşecek mi Türkiye'de? Tıpkı istihdamda ve e, işsizlik rakamlarında olduğu gibi düşebilir. Dolayısıyla e, bu süreçleri takip ediyor olacağız. Bana göre eğer Merkez Bankası bir faiz indirimi yapacaksa bunun en erken olması gereken zaman... Ekim ayı enflasyonunu gördükten sonra kasımda olması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü o zaman enflasyon gene baz etkisi nedeniyle burnunu aşağı doğru çevirebilir. Fakat az önce anlatmış olduğum Fed durumu buradaki en büyük mani. O tapering dediğimiz varlık alım programının azaltılması konusu özellikle bizim gelişen ülke piyasaları açısından son derece olumsuz bir senaryo olduğu için ve bunun da Ekim ve Kasım gibi başlaması durumu söz konusu olduğundan dolayı Bizim Merkez Bankamızın tam da faiz indirimine gireceği bir dönemde Amerika'da tapering'in başlaması bu planları ortadan kaldırabilir ve bizi bambaşka yollara sokabilir. O nedenle Merkez Bankasının daha temkinli gitmesi gereken ve akılcıl gitmesi gereken bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Bugün kararı göreceğiz. Bakalım. Daha sonraki videolarda size gene bunu bir şekilde elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Ama buradaki temel beklenti bir faizde değişiklik olmayacağı yönde. Hepinize mutlu ve güzel bir e, gün diliyorum. Hep beraber Merkez Bankası kararını karşılayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.